6-7 maçtır çarşamba pazar gelen ve devamlı oynayan oyuncularımız var. Alanya maçında bir hayli yorgun olduklarını gördük. Diğerlerine de her zaman hazır olmaları gereken bir profesyonel hayat bu zaten. Onlara şans verdim. Çünkü esasında dünden açıkladım ben kadroyu. Saha böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyordum açıkçası. Ama mücadele gücü yüksek bir ilk yarı oynadık. Helal olsun dedirtecek bir ilk yarı oynadık. Yani top kontrolünün zor olduğu, topun ve oyunun kontrolünüz ve iradeniz dışında olduğu, saha şartlarının daha ağır bastığı bir ortamda ilk yarı bir tane pozisyon, bir tane tehlike vermeden çok iyi, sanki normal bir zeminde oynuyormuş gibi müthiş bir oyun oynadılar açıkçası. İkinci yarı her ne kadar başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. Yoksa yine oyunun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü hepsi bizdeydi. Ama ilk yarıki gibi değildi belki ama tabii bir de hatalı bir gol, hiç kalemize gelmeden gol yemek açıkçası oyuncularımızı biraz da bir küçük şok diyebiliriz ona. 5-10 dakikalık. Oradan sonra yine oyunu bırakmadılar. Ve de haklı bir galibiyet aldılar. Yani, bu havada, bu sahada, bu şartlarda dediğim gibi ne oyun anlayışınızı sahaya yayabileceğiniz bir ortam var, ne çalıştığınız, gol için çalıştığınız varyasyonları yapma imkanınız var. Kendi iradenizin dışında bazı kaymaların, durmaların, topun kalmasının olduğu bir ortamda bu mücadele çok önemliydi. Çünkü bugünkü oyun mücadele isteyen, daha fazla mücadele isteyen ve başka bir oyun şeklinin neticeyi tayin ettiği bir saha ve kar, bora, fırtına neyse işte hiç kolay değildi. Yani yan topların, duran topların, hataların neticeyi tayin edeceği, sonuca etki edeceği bir ortamdan çıkmak hiç kolay değil. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayrıca da 6 maçtır üst üste geliyoruz. 6 maç 18 puanla geldiğimiz için de, ki bunun içinde deplasmanlar ciddi, hepsi ciddi de önemli maçlar da var. O yüzden mutluyum 3 puan aldığımız için. Hakkımızla aldığımız için ayrıca da mutluyum. Mücadeleyle aldığımız için mutluyum. Arkadaşlar şimdi duydum 13 şehit, doğru mu? Allah rahmet eylesin. Hakikaten bu yiğitleri, bu baba yiğitlere Allah toprağını bol etsin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Vatan için. Annelerine, babalarına, ailelerine de sabır diliyorum. Kerem, evet. Çoğu zaman ben şans verdim ona zaten. Hep veriyorum ama bugün ilk defa ilk 11'de verdim. Bizim kendisinden daha çok şeyler beklediğimiz ama şu ana kadar beklediğimizden daha fazla randıman veren bir gencimiz, yetenekli bir çocuğumuz. Evet, Erzincan'dan aldık onu. Çok da mutluyuz. Erzincan'ın da katkılarına teşekkür ederiz. Daha da iyi olacak. Eksiklerini teknik olarak da, fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Ondan sonra daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına da sevinçliyim. Biz zaten genç oyunculara bol bol şans veriyoruz.
Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool'la Leicester oynuyor. Çağlar'la Ozan'ın fotoğrafıydı hatırladığım kadarıyla. İnsan gurur duyuyor tabii. Bazı şans verdiğimiz oyuncular da Premier Lig'de oynuyor. Bazıları İtalya'da oynuyor, Fransa'da, Almanya'da işte, İngiltere'de. Böyle böyle onlar da bu örneklerden hareket ederek önce büyük Galatasaray'da sonra da başka yerlerde olacaklar inşallah. Kerem'de böyle bir yeteneğimiz bizim. Okay. Teşekkürler. İyi akşamlar.